Muhsin Paşa. Bu borç meselesini halledersek neler olur biliyor musun? Neler yaparız? Karaca Bey'e bir halı fabrikası. Bakırköy'e bir bez fabrikası. Selanik, İzmir, Adana. Buralara iplik fabrikası. Rize keten bezi fabrikası. Trablus ipek fabrikası. Beykoz kundura fabrikası. Zonguldak demir fabrikası. Zeytinburnu fişek. Bağdat tüfek fabrikası. Samsun'a bir gureba hastanesi. Safranbolu hanım hastanesi. Eskişehir gureba hastanesi. Erzurum numune hastanesi. Antep numune hastanesi. Karaağaç askeri hastanesi. Elaziz, Erzincan. Denizli, Bursa kışlaları. Diyarbakır, Aydın. Balıkesir idadileri. İzmir, Kayseri. Konya idadileri. Trabzon, Amasya idadileri. İzmir, İzmit, Kayseri. Ladik, Kastamonu, Muğla. Balıkesir, Yozgat, Tokat. Saat kuleleri. Dörtbaşı mamur bir memleket hünkâr. Bir köprü. Nereye hünkâr? Boğaza paşa. Mühendislere çizimleri hazırlattık. Yer altından geçecek bir geçit. Denizin altından. Hayal mi dersiniz hünkâr? Belki hayal paşa. Belki ömrümüz yetmeyecek. Lakin millete hizmet için ne yapsak az değil mi? Pencereyi açtığım vakit mesut bir halk, mamur topraklar. Harıl harıl çalışan fabrikalar görelim paşa. İnşallah hünkârım, inşallah. Arzumuz odur ki paşa, evlatları ve hanımları endişeden azade bir memleket olsun. Mekteplerdeki gençler ilim tahsil ederken manisiz. Kimseyle kimse arasında düşmanlık yok. Hapishaneler kapatılmış, kimse suçlu değil. Kış günü herkesin sobası yanıyor. Öyle bir memleket işte paşa. İnşallah hünkâr. İsterim ki paşa, ezanımız ve bayrağımız göklerde hür. Bir hürlük ki mavi gökyüzü selam duruyor bayrağımıza ve ezanımıza. İsterim ki paşa, seven genç sevdiğine kavuşsun. Aralarına geçim derdi girmesin. İsterim ki hayvanları dahi rızıksız kalmasın, aç kalmasın. Ağaçların dahi huzuru kaçmasın. Ağaca dayanmayın, kurur. Duvara dayanmayın, yıkılır diyenler utansın. Ağaç kurumasın, duvar yıkılmasın paşa. İnşallah hünkâr, inşallah. Biz geleceğiz paşa, biz geleceğiz. Bir yaşlı kadının evinde çorba kaynamıyorsa biz geleceğiz, biz gideceğiz paşa. O tencerede çorba kaynayacak. Kara tenli Afrikalı çocuklar zalimin tüfeği altında eziliyorsa biz gideceğiz paşa. O tüfeğin gölgesinden o çocuğu biz kurtaracağız. Denizin ortasında, dalgaların arasında, fırtınanın içinde yalnız kalmış bir balıkçı varsa onu biz kurtaracağız. Bahanemiz yok. Doğu Türkistan'da Türk var. Bayrakları hür dalgalanmıyorsa bu bizim suçumuz. Biz gideceğiz. Kırım'da ezan hür okunmuyor paşa. Biz gideceğiz. Millet olarak gideceğiz. Devlet olarak gideceğiz. O ezanı orada okuyacağız. Belki ömrümüz yetmeyecek. Lakin paşa, bizim çocuklarımız gidecek. Onlar gidemezse torunlarımız gidecek. Onlar gidemezse onların torunları gidecek. Ama biz gideceğiz. Arzumuz, maksadımız, yeminimiz bunadır. Öyle ki paşa, bayrağımızı açtığımız yerde tek hakim huzur olacak.
Zalim zahil olacak. Hak hakim olacak.